Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabarmalara doyamayan tam ölçülü cevizli kremalı kek tarifi ile geldim. Hemen tarife geçelim. Uygun bir çırpma kabının içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ilave edelim. Kekimizden yumurta kokusu gelmemesi için yumurta tamamen beyazlayana kadar 3-4 dakika mikser yardımıyla çırpalım. Yumurta videoda gördüğünüz rengi aldığında içerisine 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı yani ortalama 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Birer paket kabartma tozu ve vanilin ilave edelim. Tekrardan güzelce çırpalım. Son olarak içerisine 2,5 su bardağı unu azar azar ilave edip çırpalım. Ve artık kek hamurumuz hazır oldu. İçerisine 1 su bardağı çekilmiş ceviz ilave edelim ve tekrardan birkaç dakika çırpalım. Kekin kalıbın içerisinden güzel ve rahatlıkla çıkabilmesi için öncelikle katı yağla fırça yardımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Daha sonra üzerinden bu şekilde un serpiştiriyorum. Ve hazır olan kek kalıbının içerisine hamuru ilave ediyorum. Kekimizi fırına vermeden önce mutlaka kalıbı birkaç kez silkeleyelim ve düz bir zeminin üzerine vuralım ki içerisinde hava boşluğu kalmasın. Daha sonra 170 derece fırında ortalama 30-40 dakika kadar pişirelim. Her fırından fırına süre değişebilmektedir. Benim fırınımda 40 dakika içerisinde 170 derecede tamamen pişmişti. Gördüğünüz gibi de çok güzel kabardı. Fırından çıkardığım kekin altına mutlaka böyle bir ıslak yani kalıbın altına ıslak bir bez bırakıyorum. Bu şekilde kalıptan çıkması çok daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Bu bilgi de sizler için burada dursun. Şimdi kekimizi kalıbın içerisinden çıkartalım. Şöyle çıkarmadan önce birkaç kez sallıyorum. Tamamen çıkmış olduğunu yani yapışık olmadığını anlamak için. Ve gördüğünüz gibi kekimiz kalıbın içerisinden çok rahatlıkla güzel bir şekilde çıktı. Şimdi kekimiz soğuya dursun. Geçelim kremamızı hazırlamaya. Uygun bir çırpma kabının içerisine 1 çay bardağı süt ve 1 poşet toz krem şanti ilave ediyorum. Mikser yardımıyla kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Hazır olan krem şantinin içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar labne peyniri ilave ediyorum ve tekrardan güzelce mikser yardımıyla çırpıyorum. Ve hazır olan kremanızı en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra kekinizin üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Ve böyle bir sunumla cevizli kremalı kek tarifimi sizlerle paylaştım. Her zamanki gibi bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.